Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Veri yapıları derslerimize devam ediyoruz. Normalde bu dersi çekmiştim ama buralarda bir bilgi karışıklığı oldu. Ondan dolayı yeniden çekme gereği duydum. Biraz daha detaylı bir şekilde. Şimdi bu derste metotlardan ve fonksiyonlardan bahsedeceğim. Programlama literatüründe ikisi de aynı anlamı karşılıyor. Yani metot ya da fonksiyon derseniz aslında aynı şey ifade edilmeye çalışıyor. Bazı yerlerde metot, bazı noktalarda da karşınıza fonksiyon olarak gelebilir. Şimdi ben burada bir tane metot oluşturacağım ya da fonksiyon oluşturacağım. Artık nasıl adlandırırsanız size kalmış. Örneğin önce ne işe yaradığını söyleyelim. Ondan sonra örneklerimizi yapalım. 3 ders ayıracağız buna. 2 tanesi metot ve fonksiyon. Bir tanesi de rekürsif yapıları olacak. Rekürsif fonksiyonlara. Şimdi metot ve fonksiyon dediğimiz şey ya da rekürsif yapılar ne yapıyor? Kendi içerisinde kod tekrar yap. Aslında rekürsifler kendi içinde kod tekrar yapıyor. Metot ve fonksiyonlar da kod tekrarını önlemek amacıyla kullanılan yapılardır. Mesela ne yapıyorsunuz? Siz bir veri tabanı projesi yazdığınızı varsayalım. Şimdi sizin alt tarafta bir listeleme komutunuz var. O listeleme komutu ne zaman çalışsın istiyorsunuz? Form yüklendiği zaman çalışsın. Ondan sonra yeni bir öğrenci eklediğinizde de çalışsın. İşte öğrenci sildiğinizde de çalışsın. Güncellediğinizde de çalışsın. Neden? Her defasında listenin son halini görüntülemek istiyorsunuz. Listenin son halini görüntülemek için her defasında ekle sil güncelleden sonra da yeniden listeleme komutunu yazmak gereksiz olur. Onun yerine mesela bir tane fonksiyon ya da metot tanımlayıp bir listeleme komutunu bu fonksiyon ya da metodun içine alıp sadece onu çağırabiliriz. Böylece bize diyelim listeleme komutu kaç satır? 10 satır. 10 çarpı 3 30. 30 satır yazmak yerine sadece bir kere zaten yukarıda başlangıçta listeleme komutu yazacağımız için o 30 satır kullanımını ne yapmış olur? Önlemiş olur. Yani tek bir cümlede toplarsak kod tekrarını önleyen yapılardır diyebiliriz. Mesela şunu yapalım mı? Örneğin bunlar da ama kendi içerisinde ayrılıyor. Geriye değer döndüren metotlar, geriye değer döndürmeyen metotlar falan diye. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgiye de nereden ulaşabilirsiniz? C videolarında veya C Sharp Console videolarında, YouTube'da anlatmış olduğum videolardan ulaşabilirsiniz. Mesela şunu yapalım. Ekrana 10 defa merhaba dünya yazdıran fonksiyonu hazırlayalım. Hadi gelin beraber yapalım. Şimdi burada C Sharp'ın konsolunda kullandığım için başına bir public static ekleyeceğim. Public static demek nesne türetmeden herkese erişimi açık olan bir fonksiyon oluşturacağım. Void. Void ne demek? Void geriye değer döndürmeyen bir fonksiyon anlamına gelecek. İsmi fonksiyon olsun. Parantezimi açtım. Süslü parantezimi açtım. Bunun bir fonksiyon olduğunu bildirmek için parantezimi açtım. Eğer ki dışarıdan parametre alacaksa fonksiyon içinin fonksiyon yazan yerin parantez bloğu içerisinde de o parametrelerin değerleri verilir. Şimdi benim fonksiyonum ne yapacak? Benim fonksiyonum şunu yapacak. Diyeceğim ki for int i eşittir. Karşıdan başlasın. Birden i küçük eşit 10 olana kadar i ne olsun 1 1 artsın. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Şimdi burada diyeceğim ki console.writeLine parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde mesela merhaba veri yapıları 10 defa bu işlemi gerçekleştirsin istiyorum. Sonra main metodu içerisinde main metodunun içerisine geldim. Burada ne yapacağım? Fonksiyonu çağıracağım. Fonksiyonu çağırdım. Metot olduğu için sonunda parantez açılıp kapandı. Aslında bunun ismini fonksiyon değil de ne diyelim? Metin diyelim. Metin isminde bir fonksiyon oluşturmuş olalım. Şuradan ismini değiştirelim. Metin olsun. Ondan sonra metin isminde fonksiyonumu oluşturdum. Bir de console.read ekleyelim ki biz enter tuşuna basana kadar ekran kapanmasın. F5'e bastım. Bakın bu şekilde merhaba veri yapıları yazısını 10 defa ekrana yazdırmış oldu. Bunu mesela biraz daha değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 10 defa işte merhaba veri yapıları yazmak yerine 1 ile 10 arasındaki sayıları da toplatabilirsiniz. Bunları yazmak da oldukça kolay. Mesela onu yapalım mı? 1 ile 10 arasındaki sayıları toplatalım. Şöyle ki, şimdi şunu sildim. Benim burada bir de ilk değişken oluşturmam gerekiyor. Mesela int toplam eşittir 0. İlk değeri 0 olan bir tane toplam değişken oluşturdum. Burada ne olacak? Toplam artı eşittir i. Bu ne demek? Toplama her defasında i'den gelen değeri yazdır ve son olarak da şurada console.write'dan bize neyi yazdıracak? Toplamı yazdıracak. Aşağıda bunun ismi de artık ismi metin olmasın. Mesela ismi işlem olsun. Metodumun ismi işlem dedim. Geldim şurayı da aynı şekilde işlem olarak değiştirdim. F5'e bastım. Bu şekilde bakın her bir adımı ben şurada birden 10'a kadar topladı. Her bir adımı yazdırdı. Her bir adımı yazdırsın istemiyorsanız şöyle yapabiliriz. Bakın ben şu toplamı şurada döngü bloğunun dışına çıkarsam bunu anladığınızı düşünüyorum. Döngü bloğu dışına çıktığı anda sadece bana ne yaptı? 55 değil mi? 55 sonucunu bize yazdırmış oldu. Fonksiyonlarla ilgili bir giriş yapmış olduk. Gelecek derste birkaç tane daha örnek yapalım. En son dersinde de, 3. dersinde de rekürsife bağlayıp konuları ilerletiyor olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.